Bismillahirrahmanirrahim. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı. Yüce Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratmak istediği zaman yere "Ben senden bir halk yaratacağım ki onlardan bana itaat edenler de olacak, onlardan bana isyan edenler de olacaktır. Onlardan bana itaat eden kimseyi cennete koyacağım. Bana isyan eden kimseye ise cehenneme sokacağım." diye vahyetti. Sonra da Cebrail Aleyhisselam'ı yerden bir avuç toprak, çamur getirmesi için gönderdi. Yer Cebrail Aleyhisselam'a "Ben senin benden bir şey eksiltmenden, beni yaramaz hale getirmenden Allah'a sığınırım. Ben senin beni eksiltmeni istemiyorum. Çünkü Allah benden bir halk yaratacak. Bu halk da Allah'a asi olacak. Allah onlardan dolayı beni bir ceza ile cezalandırır." dedi. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam ondan bir şey almaksızın geri döndü. "Ya Rab, yer sana sığınınca onu sığındırdım. Onun üzerinde durmayı, kendisini zorlamayı uygun görmedim." dedi. Yüce Allah bundan sonra Mikail Aleyhisselam'ı gönderdi. Yer ona da Cebrail Aleyhisselam'a söylediği gibi söyledi. Onun yapacağı şeyden dolayı da Allah'a sığındı. Mikail Aleyhisselam da onu sığındırdı. Yer böyle kendisinden bir şey alınmasından Allah'a sığınınca Mikail Aleyhisselam ondan bir şey almaksızın dönüp Yüce Allah'a Cebrail Aleyhisselam'ın söylediği gibi söyledi. Bunun üzerine Yüce Allah yere ölüm meleğini gönderdi. Yer yine kendisinden alacağı şeyden dolayı Allah'a sığınınca ölüm meleği "Ben de Allah'ın emrini yerine getirmemiş olarak dönmemden Allah'a sığınırım." dedi. Yeryüzünden alacağını aldı ve tek yerden almadı. Kırmızı, beyaz ve siyah topraktan aldı ve karıştırdı. Böyle yeryüzünden alınan topraktan yaratılmış olduğu için Adem Aleyhisselam'a Adem ismi verilmiştir. Yüce Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratmaya başladığı zaman melekler "Allah, yüce Rabbimiz varsın, istediğini yaratırsın. Allah bizden daha bilgili ve kendisi katında bizden daha şerefli bir halk yaratmaz. Biz muhakkak o yaratılacak olandan daha bilgili ve ondan daha şerefliyizdir." diyerek aralarında gizlice konuştular. Yüce Allah Adem Aleyhisselam'ın bedenini cennete yaratarak onu dilediği kadar kendi halinde bıraktığı sırada iblis onun çevresinde dolaşmaya başlayıp İçinin boş ve kendisine malik olamayacak bir biçimde yaratılmış olduğunu gördü ve anladı da "Ben bunu kolayca yenebilir, ona üstün gelebilirim." dedi. Melekler Adem Aleyhisselam'ın cennette yerde duran ruhsuz cesedini gördükleri zaman korktular. Onların arasında en çok korkan da iblis yani şeytan idi. İblis cesedin yanından geçtikçe "Sen muhakkak büyük bir iş için yaratılmışsındır." derdi. Ayağıyla ona vurur ve vurdukça da ceset testi gibi ses çıkarırdı. "Herhalde sen böyle testi gibi seslenmek için değilsin. Muhakkak yaratıldığın şey içinsin. Eğer ben senin üzerine musallat kılınacak, sataştırılacak olursam muhakkak seni helak edeceğim. Eğer sen benim üzerime musallat kılınacak olursan sana isyan edeceğim." derdi. İblis meleklerle de "Bu size üstün tutulacak olursa siz ne yaparsınız?" diye sordu. Melekler "Biz Rabbimize itaat ederiz." dediler. İblis ise içinden "Vallahi bu bana üstün tutulacak olursa ona isyan edeceğim." dedi. Yüce Allah Adem Aleyhisselam'a ruh üfürdüğü zaman ruh onun cesedinin baş tarafından girdi ve cesedin her yerinde eseri ve kan meydana geldi. Adem Aleyhisselam aksırınca melekler Adem Aleyhisselam'a "Elhamdülillah, hamdolsun Allah'a de." dediler. Adem Aleyhisselam da "Elhamdülillah" dedi. Başka rivayete göre Adem Aleyhisselam aksırınca hamd etmesini ona Yüce Allah ilham etti. Adem Aleyhisselam da Rabbine hamd etti. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbul alemin olan Allah'a hamd olsun dedi. Yüce Allah da Rabbin sana rahmet etsin buyurdu. Yüce Allah, ey Adem,
"Ben kimim?" diye sordu. Adem aleyhisselam, "Sen senden başka ilah bulunmayan Allah'sın," dedi. "Yüce Allah doğruyu söyledin," buyurdu.